Cümleten selamünaleyküm. Fiat 126 bir sıfırdan toplama çalışmasına motor aşamalarıyla devam ediyoruz. Bu videoda egzantrik dişli seti, Synte ayarı ve üst kapak sivop ayarını göstereceğim. Öncelikle dişli setini sıfırlamanızın öneminden bahsedeyim. Dişli seti zamanla aşındığı için, yani sağlam bile gözükse şu şekilde eskileri gibi. Yani sağlam bile gözükse bunlar zamanla aşındığı için bollaşmaya sebep oluyor. Bu da eğme sıkıştırma zamanlamasında kaçaklara neden oluyor. O yüzden diş setini sıfırlayıp mümkün olan sıklıkta olması gerekiyor. Şimdi onu göstereyim. İlk başta ana yataklarımızı, krangımızı, piston kollarımızı, her şeyimizi hazırladık zaten. Kasnak tarafımızda 2 adet parça var. Bunları takmayı unutmuyoruz. Böyle segmanlı bir parça var üstünde de. Oluklu kısım alt tarafa geliyor. Bunu da yerine oturtuyoruz. Segmanını tamca geçirip hazırlıyoruz bu şekilde. Daha sonra şimdi eski diş sesini göstereyim. Şimdi egzantrik milimizi takıyoruz. Motoru toplarken bütün aksamları yağlamaya dikkat edin. İlk toplamada yağsız bölge bırakmayın. Çünkü ilk çalıştıracağınız zaman o yağsız kalan kısım aşınmaya neden olabilir. O yüzden ona dikkat edin toplarken. Egzantrik milimizi taktıktan sonra eski diş seti Synte ayarında üzerlerinde bize belirtiyor. Şu şekilde. Nasıl olacağını. Yani bu iki nokta karşılıklı gelecek şekilde takmamız gerekiyor. Eksantrik milinde takılacak olan büyük dişlide 4 yuva birbirine denk gelmesi gerekiyor. Eksantrik milinde 5 delik var. Ama sadece 4'ü birbirini karşılıyor. 4'ü birbirini karşılamadığı zaman zaten takamazsınız. Dördünün birbirini karşıladığı zaman bu iki noktada birbirine denk geldiği zaman Synte ayarımız hazır oluyor. Kasnak tarafının dişlisini takıyoruz. Daha sonra çizgisini tek gelecek şekilde nokta. Zincirimizi dişliye takıp iki nokta birbirini karşılayacak şekilde zinciri üst dişliye oturtuyoruz. Bu şekilde iki noktanın birbirini karşılaması gerekiyor. Daha sonra eksantrik milini çevirip 4 deliği birbirine karşılamasını sağlıyoruz. Dördü tam birbirini karşıladığı zaman eksantrik dişli setimiz Synte ayarına gelmiş oluyor. Şimdi eski dişli setini değiştirmemizin önemi buradan kaynaklanıyor. Bu kadar boşluk olduğu zaman bu emme sıkıştırma zamanlamalarında hataları neden oluyor. Bu yüzden motorun performansını düşürüyor. O yüzden buna dikkat edin. Bu kadar bolluk varsa mutlaka değiştirin. Şimdi yeni diş setini takalım. Yine aynı şekilde yeni diş setimizin üzerinde de noktalar da bize gösteriyor. Şu şekilde. İki nokta birbirine karşılayacak diyor. Synte ayarı bu şekilde. Burada bir konu daha söyleyeyim. Eğer motor şimdiki gösterdiğim videodaki gibi çalışmıyorsa
eksantrik bu sent ayarını şu şekilde bir nokta ileriye alabilirsiniz. Bunun sebebi orijinal ayarında piston emme sıkıştırma zamanındayken emme bitip yani sıkıştırmaya geçtiğinde sıkıştırma zamanında biraz kaçmaları neden oluyor. Yani sıkıştırmanın belli bir kısmını karbüratörün atmış oluyor. Emme valfi açık kaldığı için. O yüzden ayarı bu şekilde yaparsanız bu sorun ortadan kalkmış oluyor. Diğer bir konu da eğer şimdiki gösterdiğim videodaki gibi çalışıyorsa motor, o zaman da karbüratör üst kapağını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer yeteri kadar hava almıyorsa motor bu şekilde çalışıyor demektir. Bunun sebebi de karbüratör kapağından da kaynaklanıyor. Yani motorun yeteri kadar hava alması gerekiyor. Daha verimli çalışabilmesi için. Yine aynı şekilde iki nokta karşılıklı gelecek şekilde takıyoruz. Dediğim gibi yani ister bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. İsterseniz yani dediğim şekilde emme sıkıştırma zamanlamasını ayarlamak için şu şekilde bir nokta ileriye dalabilirsiniz. Bu şekilde taktığınız zaman kendi yaptığım denemeler sonucunda biraz daha verimli çalışıyor gibi geldi bana. Bunu da deneyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi orijinal ayarında gösterdiğim için orijinal ayarında takıp slope ayarını da o şekilde gösteririm. Bu şekilde takıyoruz. Sıfır dişimizi taktığımız zaman bu şekilde eksantrik diş setimizin sıkılığı tam olması gerekiyor. İdeal ölçüde olması gerekiyor. Daha sonra eksantrik milinin 4 vidasını yerine denk getirip sıkıyoruz. Motoru sıfır toplarken bu şekilde ayarladığımızda bir numaralı piston egzoz bitip emme zamanında hazır oluyor. Bu ayarı topladığımızda yani kapağın zaten numarası yazıyor. Piston numaraları 1-2 diye. Yazmıyorsa da her zaman kasnak tarafındaki piston bir numaralı pistondur. Kasnak tarafındaki piston yani emme sıkıştırma yani egzozdan bitip emme zamanına geçtiği zaman bu şekilde ayarladığımızda sivop ayarının ilk önce 2 numaralı pistonu yapıyoruz. Şimdi onu göstereyim. Sibop fincanlarını yerine takıyoruz. Dediğim gibi bu parçaların hepsini ilk başta yerine takarken bütün aksamları yağlayıp yerine takmamız gerekiyor motoru toplarken. Toplam aşamasında bütün parçaları yağlayıp takacağız zaten. Sivop fincanlarını taktıktan sonra sivop piyano çubuklarının yerine oturtuyoruz. Sivop piyano çubuklarının oval kısmı fincanlara oturacak şekilde, boş kısımları yukarıya gelecek şekilde. Dört adet. Daha sonra bir adet de ortada yağ çubuğumuz var. İçi boş. Yağ çubuğumuzu da yerine takacağız. Şu an sivop ayarı yapacağımız için onu takmamıza gerek yok.
Bunları koyuyoruz. Önce üst kapağı takalım. Üst kapağı deneme yapma aşamasında olsanız bile contayı mutlaka koyun. Çünkü pistondan pistona farklılık gösteriyor. Pistonlar üst kapağa değebiliyor. Conta olmadığı için. O yüzden deneme yaparken bile mutlaka conta koyun. Ve denemeyi o şekilde yapın. Üst kapağını taktıktan sonra üst kapağı sıkma şekli var. Yani ayarında ve torkunda sıkmamız gerekiyor. Toplam aşamasında onları da göstereceğim. Şu an sadece boştan tutturduğumuz için komple sıkmayacağımız için. Bu şekilde tutturuyorum. Daha sonra yine sivop çubuklarını yerlerine takıyoruz. Daha sonra piyonu kolumuzu yerine takıyoruz. Daha sonra hepsini yerlerine oturtuyoruz çubuklarda. Sonra 2 adet 13 vidasını sıkıyoruz. Sıktığımızda zaten hangi piston basıyorsa onu göstermiş olur. Dediğim gibi ilk sıfırdan topladığınız zaman birinci piston egzoz bitip emme zamanı da başlıyor. İlk sıktığımız zaman 2 numaralı pistonun sibop ayarını yapacağız anlamına geliyor. Şu şekilde iki vidayı da sıkıyoruz. Ve bir numaralı pistonumuz egzoz bitip emme zamanı başlangıcında oluyor. Yani hareket etmiyor. İki numaralı pistonumuz da ayarlama konumunda oluyor. İki numaralı pistonumuzu şu an ayarlamaya hazırız. Sentil ölçüsünde sivop ayarı santimetre olarak 0.18 ile 0.20 arasında. İki sivopu da aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya da emmeyi 20, egzozu 25 olarak da ayarlayabilirsiniz. Ama ikisini de 20 ayarladığınız zaman verimli bir şekilde çalışıyor. Ya sentille bakıyoruz. Şu şekilde. İnç olarak bu sentil yani 0.008 gösteriyor. İnç sentil olduğu için eğer santimetre sentili varsa onunla dediğim gibi 0.18-0.20 arasında ayarlayacaksınız. Şu an sıkı. Yani bunu ayarlayacağız. Bunu ayarlarken 11 anahtar ve üstünden tutmak için şu şekilde 11 anahtarla açıyoruz. Gevşettikten sonra sentilimizi tekrar ayarlıyoruz. Sıkı olmayacak bir şekilde. Alt vidayı gevşettikten sonra ortadaki vidayla ayarımızı yapıyoruz. Daha sonra şu ayarı da ayarladıktan sonra
Alt vidayı sıkıp kontrolümüzü yapıyoruz. Daha sonra üst kısmını tutup alt vidayı sıkıyoruz. Bu şekilde çok sık olmadan, çok da gevşek olmadan sentil hareket etmesi gerekiyor. Bu sıvımız hazır oluyor. Daha sonra ikincisinde aynı şekilde. Buna bakıyoruz. Bu geniş. Yine bunu da aynı şekilde ayarlıyoruz. Alt vidayı açıp orta vidadan sıkılığını ayarlıyoruz. Sentille kontrol ediyoruz. Şu şekilde. Rahat, ne sert ne fazla bol hareket sağladıktan sonra ayarımızı yapıyoruz. Yine sıkıyoruz. Üstünü tutup orta kısmını. Tekrar kontrol ediyoruz. İkisi bu da hazır. Daha sonra 2 numarayı yaptıktan sonra 1 numaraya yapacağız. 1 numara yaparken de krangımızı çeviriyoruz. Onu da göstereyim. Krangımız şu an dediğim gibi 1 numaralı piston. Egzoz emme zamanında, yani ilk sıfırdan ayarladığımızda, daha sonra 2 numaralı pistonu emme sıkıştırmaya getireceğiz. Motoru ilk topladığınız zaman, yani sıfırdan, sıfır pistonlarla, sıfır gömleklerle, sıfır yataklarla topladığınız zaman gergin çalışır. Yani önceki gibi yumuşak dönmez. O yüzden bir terslik yoktur yani. Şu şekilde bir numaralı pistonumuzu boşa çıkarıyoruz. İki egzoz emme zamanındayken ayarını yaptık zaten. Bir numara ayar yapacağız. Şu an emme valfimizde ayar yok. Egzoz normal gibi. Yine kontrol ediyoruz. Biraz sıkı. Bu ayarı hemen ayarlıyoruz. Şekilde ayarımızı yapıp vidayı sıkıyoruz. Alt vidayı sıkarken üst vidayı hareket ettirmemeye dikkat edin. Çünkü ayar bozulabilir. Bu şekilde emme valfini de aynı şekilde ayarlıyoruz. Sıva bu. Bu sıkı. Şu an bunu açacağız. Daha sonra sentille bakıyoruz. Şu şekilde ayarımızı ayarlıyoruz. Yine vidasını sıkıyoruz.
Tekrar kontrol ediyoruz. Birinci pistonumuzun sıvı fuarını da yapmış oluyoruz. Bu şekilde eksantrik sent ayarı sıvı fuar işlemimiz hazır oluyor. İdeal ölçüleriyle verimli bir şekilde motorumuz çalışmaya devam eder. Yani dediğim gibi motor, yani gösterdiğim videolardaki gibi sorunları varsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. İlk gösterdiğim videodaki gibi çalışmıyorsa, yani orijinal ayarında olup da verimli bir şekilde çalışmıyorsa gösterdiğim ayara geçebilirsiniz. Şimdi tekrar orijinal ayarını alalım. Orijinal bu ayarında topladığınız zaman ya bu şekilde verimli bir şekilde çalışması gerekiyor. Ama dediğim gibi eğer çalışmıyorsa bu ayarda topladığınız zaman emme sıkıştırma zamanlamasında piston, yani valf sıkıştırmanın belli bir kısmını karbüratörden kaçırmış oluyor orijinal ayarında. Ya kendi denediğim sonuçları görerek bu sonuca ulaştım. O yüzden bu ayarı bir nokta ileriye alırsanız bu kaçırmayı kaybetmiş oluyor. Ha, biraz daha iyi çalışıyor gibi. Yani videodan da belli oluyordur zaten. Bu iki şekilde ayar yapabilirsiniz. Verimli bir şekilde motorunuz çalışır. Videoların devamı gelmeye devam edecek. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.